Saygıdeğer rektör yardımcılarım, saygıdeğer üniversitemizin yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanım, siz basınımızın değerli temsilcileri, katılımcıları, herkese saygılarımı sunmak, hoş geldiniz demek istiyorum ve şeref verdiniz. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü olarak göreve gelişimizin birinci yıl değerlendirme toplantısını yapmak için bir arada bulunuyoruz. Özellikle bir yıllık süreçte hangi faaliyetleri ortaya koyduğumuzu sizlere aktarmak, bilgilendirmek istiyorum. Özellikle Erciyes Üniversitesi'nin hakikaten kurumsal kimliğe sahip olması yönünde gayretler içerisinde olduğumuzu ifade ederek geldiğimiz günden itibaren tek başımıza yaptığımız faaliyetler değildir. Üniversite içerisindeki akademik personelin, yönetim olarak yönetim kurulu üyelerinin, senatı üyelerinin hep birlikte enerjisini ortaya koyması ve bunun dışında da özellikle şehrimizin protokolünün ve siz saygıdeğer basın mensuplarının birlikte hareket etmemiz ile ortaya çıkan toplam bir sinerjinin sonucudur. Dolayısıyla ortada bir başarı olacaksa bu başarıyı hep beraber paylaşmamız gerekiyor. Bir yıl boyunca faaliyetlerimizle ilgili baktığımız zaman ben genel sürecimizi sizlere ana bir çerçevede sunmaya çalışmak istiyorum. Özellikle işbirlikleri, protokol çalışmaları ve bunların devamını getirme anlamında bir çalışma temposu içerisinde bulundum. Başta üst paydaşlarımızla beraber olmak için ortak protokol dışında ortak projelerde neler yapabileceğimiz anlamında özellikle mesai harcamaya gayret ettik. Başta önde gelen araştırma üniversitelerini örnek almaya, onların doğru yaptıklarını değerlendirme sürecine girdik. Sonrasında TÜBİTAK ulusal proje boyutlarında her zaman destek veren çok değerli bir kurumumuz olduğu için onlarla birlikte yapılan çalışmalarda, süreçlerde birlikte hareket etme süreçlerine geçirdik. Sonrasında baktığımızda özellikle şehrimizin sivil toplum kuruluşlarıyla, sonrasında da kurumlarımızla yine bu işbirliklerimizi yapmak suretiyle yaygınlaştırmaya, bu süreçleri daha geniş bir alanda ortaya koymaya gayret ediyoruz. Tabii üniversitemizin özellikle sahip olduğu marka değerini artırmak için de özellikle son dönemde ortaya konulmuş olan dijitalleşme yönündeki süreçlerde Türkiye'deki 8 üniversite arasında olmak da bizi ayrıyeten mutlu etmiştir. Ve bu süreçlerde de yapılan çalışmalarda ülkemizin bu manada dijitalleşmesi için de etkin olarak faaliyet içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tabii bu süreçlerde özellikle Kayseri'mizin sahip olduğu bir teyyare fabrikasından gelen kurumsal hafızaya sahibiz. Bu hafızanın ayağa kalkmasında Erciyes Üniversitesi olarak üzerimize düşen ne ise yapmak istiyoruz. Özellikle TOMTAŞ yapılanmasında Erciyes Üniversitesi Teknopark olarak olmamız da aslında bunun bir göstergesidir. Ve bu süreçte de biz üniversite olarak ARGE boyutunda orada oluşturulacak ekosisteme özellikle akademik yönüyle, bilimsel yönüyle katkılar sağlamak için çok küçük bir hisseyle de olsa sistem içerisinde olmamız bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Bunlar dışında baktığımız zaman şehrimizin önde gelen firmaları ile de birlikteyiz. Sadece firmalarımızla değil, alanında çalışma yapan üst düzey Türkiye'deki firmalarla da hep bir araya gelme gayretiyle çalışıyoruz. Özellikle şehrimizdeki üniversitelerimizi de ayırıyoruz. Üniversitelerimizle birlikte belirli periyotta rektörler olarak bir araya geliyoruz
ve yapılan faaliyetlerimizi birbirimizle paylaşmaya gayret ediyoruz. Bunun sonucunda bizler de onlar da herhangi bir hata yapmadan çalışma süreçleri içerisinde güzel bir işbirliği, güzel bir enerji ortaya koyarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle çalışanlarımızın hakları noktasında kamu çerçeve protokolünde de gerekli olan ödemelerle ilgili gayretlerimiz her zaman üst düzeyde devam etmektedir. Özellikle bunları yaparken de üniversite olarak biz bunları yapıyor değiliz. Cumhurbaşkanlığımızın bu konudaki destekleri almış oldukları karar çerçevesinde zaten biz burada yapılmış olan süreçlerdeki ödeme takvimine uygun olarak çalışanlarımıza bu manada memnun ediyor. Belirli periyotlarda sendikalarımızla bir araya gelmek suretiyle onların özlük haklarıyla ilgili konuşuyor. O özlük haklarını koruma anlamında da sürekli bilgi alışverişi içerisinde oluyoruz. Özellikle fakülte bazında da işbirliklerine devam ediyoruz. Sadece üniversite-üniversite eşleşmesi değil, fakültelerimizin eşleşmelerine de önem veriyoruz. Örneğin Mimarlık Fakültesi'nin Tekirdağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile yaptığı işbirlikler, ki yakın zamanda Uludağ Üniversitesi ile Harran Üniversitesi ile yapacağı işbirlikler söz konusu. Bütün fakültelerimizi de bu manada teşvik ediyoruz ve bu tür faaliyetleri artırma noktasında çalışmalarımızı devam ediyoruz. Özellikle son dönemde sektör kampüste projesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ortaya koymuş olduğu bu projede biz Aspilsan ile eşleştirilmiş bir üniversiteyiz. Aspilsan'ımızın yaptığı çalışmalarda üniversite olarak özellikle ARGE boyutunda neler yapabileceğimizi zaman zaman bir araya gelmek suretiyle işbirlikleri içerisinde oluyoruz. Özellikle odak çalışma gruplarını davet ediyorum. Onlarla beraber Aspilsan'da bizde toplantılar yapıyoruz. Bu toplantıların amacı özellikle Aspilsan'ın pil sanayinde ve son dönemde batarya sanayinde ortaya koymuş olduğu çalışmalarına canı gönülden destek vermeye, özellikle bilimsel yönüyle de değerli katkılar sağlamaya çalışıyoruz. Ve şu süreçte de devam eden çok etkin projelerimiz var. Biz bunlarla beraber daha güçlü olarak hareket etme gayret içerisinde oluyoruz. Üniversitemizin TÜBİTAK ile de yapmış olduğu işbirlikleri söz konusu. Ve bunları yaparken de bizim tamamıyla amacımız Erciyes Üniversitesi olarak hakikaten bir ARGE varsa, bir proje varsa biz oralarda varız diyoruz. Ve bu doğrultuda da faaliyetlerimizi, çalışmalarımızı artırarak devam ediyoruz. Sadece ulusal boyutta değil, uluslararası boyutta da birçok üniversite ile işbirliği halindeyiz. Makedonya'dan Kazakistan'a, özellikle son dönemde Ürdün'den Endonezya'daki üniversitelere kadar bu işbirliklerimiz devam etmekte. Ve bunlarla ilgili uluslararası öğrenci hareketliliği anlamında 100 öğrenci süreçlerinde üniversitemiz şu anda yaklaşık 3200 öğrenciyi ev sahipliği yapmakta. Ülke sayısı da 107 farklı ülke olarak paylaşılmış durumdadır. Dolayısıyla bu süreçleri biz biraz daha artırmak istiyoruz. Çünkü uluslararası boyutta öğrencilerin olması hem bizlere, üniversitemize olsun, ülkemize olsun bir katkı sağlamakta. Onun dışında da o öğrencilere sosyal ve kültürel yönden bilgiler vermekteyiz. Ve Türkiye'ye bir aşinalıklarını geliştirmekte ve süreçlerde de Türkiye sevdalısı olmaları yönünde gayret etmekteyiz. Ben bunun ilerleyen dönemde de çok değerli ve yararlı olduğunu düşünüyorum. Tabii bu çalışmaları yaparken de bunları kayıt altına alıyoruz. Protokoller olarak devam ediyoruz ve bu çerçevede de faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Hayırseverlerimizi hiçbir zaman dışarıda tutmuyoruz. Onların faaliyetleri, onların destekleri bizim için çok kıymetli. Bugüne kadar 103 milyon dolar gibi, o dönem döviz kurundan bunlar çevrilerek çıkmış rakamlardır. Bizim hayırseverlerimizin üniversitemize
bina olarak sağladıkları katkılar bunlardır. Ancak bunlar durmuyor, devam ediyor. Devam etmesi için de gayretlerimiz en üst düzeyde görüşmeler anlamında da devam etmektedir. Hatta biz bununla ilgili üniversitemizde bir hayırseverler zirvesi yapmak istiyoruz. Çünkü onların yapmış oldukları ve bundan sonraki yapacakları katkılardan dolayı teşekkür etmek bizim en büyük borcumuz olarak görüyoruz. Başta Sayın Mustafa Çıklıkçıoğlu Bey, Ziraat Fakültesi laboratuvarları için yaklaşık 50 milyon TL değerinde laboratuvar binası yapımını üstlendi. Sonra tıp fakültemiz için özellikle hem ilave laboratuvar ve derslikler olarak yaklaşık 120-130 milyon Türk lira değerinde yine hayırseverlerimizin ortaya koymuş olduğu ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özasekin'in de katılımı ile bu da bizim için çok kıymetli. Çünkü bakanımızın bu süreçlerde üniversitemize destek vermesi de açıkçası bizi daha güçlü kılmaktadır. Burada Süleyman Çetin Sayı ve değerli hayırsever arkadaşlarına da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bunun da proje çalışmaları şu aşamada devam etmektedir. Tabii hayırseverlerimiz fiziki olarak hastanemizde iyileştirmeler yapmaktalar ve bu iyileştirmeleri yaparken de kesinlikle şunu ifade etmek istiyorum. Cihaz anlamında, fiziki alan anlamında bu katkılarını da her zaman kayda değer olarak gördüğümüzü ifade ediyorum. Teknoparkımız gerçekten kurulduğu günden itibaren çok etkin çalışmalar yürüten ve alanındaki teknoparklar arasında Türkiye'de ilk beşi zorlayan bir teknoparktır. Dolayısıyla teknoparkımızın bu faaliyetleri ve oradaki ofis yapılanmalarına baktığımız zaman artık TGB1'in Tekno Geliştirme Bölgesi 1'in yetmediğini görüyoruz. Bu doğrultuda da gerekli çalışmaları yaparak özellikle birçok etkin projede bulunmamız da bunu gösteriyor teknopark olarak. Biz yeni bir TGB 2 bölgesinde artık adım atıyoruz. Yaklaşık 125 milyon TL değerinde ihale süreci tamamlandı ve geldiğimiz noktada bu göstermiş olduğum şu kırmızı alan içerisindeki hangar yapıları olsun, şuradaki villalar olsun, etrafı bahçe duvarıyla kampüs içerisinde TGB 2'nin inşaatına başlandı ve çok kısa sürede temel hazır duruma getirildi ve hızlı bir şekilde inşaat devam etmektedir. Buradaki konsept şöyle bir konsepte sahip, yeşil bir proje oluşturduk. Yağmur suyunun sulamada kullanılacağı, güneş enerjisinin elektriğe dönerek kendi elektriğini üreteceği bir proje. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan da çok ciddi destek alan ve zaman zaman proje detayları için bakanlık seviyesinde sunumlar yapmak suretiyle de özellikle teknoparkımızın bundan sonraki süreçleri için başta Sayın Bakanımız Fatih Kacır olmak üzere bakan yardımcılarımızla Bakan Yardımcısı Zekeriya Bey'le ve Bakan Yardımcısı Ahmet Bey'le de sürekli görüşmek suretiyle TGB 2'nin de ayağa kalkması için gerekli destekleri sağlıyoruz. TGB 2'de güzel bir farklı gelişim de TUSAŞ bir villa olarak yapılmış olan bu biraz önce gösterdiğim şu projelerden bir tanesinde ekibiyle olacak. Onun için biz bunları çok önemsiyoruz. Göreceksiniz bundan sonraki süreçlerde savunma sanayinde yapılan bu çalışmaların artık Anadolu'ya doğru yayılacağı kaçınılmaz bir realitedir. Ve burada ben Kayseri'nin önemli bir lokomotif göreve sahip olduğunu düşünüyorum. Erciyes Üniversitesi olarak da bize düşen ne ise biz zaten bunu fazlasıyla yapıyoruz demiyorum, yapmak zorundayız. Çünkü Kayseri'mize bu manada bir katkı sağlanacaksa şehrin dinamiği olarak önde gelen gelişmiş bir yüksek öğretim kurumu olarak her zaman olması da bizim için çok kıymetli. Onun için biz TGB 2 ile birlikte çok güzel projelerinin detaylarını da sizlere daha sonrasında bir tanıtım lansman olarak da belki gündeme gelebilir. Orada da birlikte olmaya gayret ederiz.
Onun için ben bu projenin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Özellikle Teknopark, TGB1'de GES sürecini de tamamladık. TGB1 yaklaşık 1 megawatt ile kendi elektriğini üreten ve kendi öz kaynakları ile bunu yapan bir teknopark durumunda. Ve biz bunu çok önemsiyoruz. Çünkü bizim oradan gelirlerimiz daha üst seviyelere çıkacak. Ve muhtemel bunun kiraya bile olumlu yönde yansıması olacaktır. Ancak teknoparkımızın daha da gelişimi için bu tip projelerin ben hayati kritik öneme sahip olduğunu açıkçası düşünüyorum. Özellikle Arge Parkı biraz konuşmak istiyorum. Teknopark, Arge Park derken Arge Park'ın Teknopark'tan ayrıldığı noktayı bilgilerinize arz etmek istiyorum. Arge Park, üniversite hocalarının sanayi ile üniversitede buluşmasıdır. Dolayısıyla bu yönüyle çok farklılıklar arz etmektedir. Özellikle Arge Park'ta oluşturduğumuz laboratuvarlar firmalarımız tarafından teşrifleri, dizaynları, tefrişatları gerçekleştirilmekte. Onun için burada yapılan projeler aslında sanayideki firmamızın kendi bünyesindeki laboratuvarın üniversitede teşkil edilmiş halidir. Burada şunu yapıyoruz, hocalarımızla bir eşleştirme ile proje çalışmalarına başlanılıyor ve biz bu firmalarla hocalarımızdan yıllık faaliyet raporları alıyoruz. Eğer faaliyetler istediğimiz seviyede değil ise öz değerlendirme raporu yazmalarını istiyoruz. Ve bunu yaparken de mutlaka süreçte bizim sağlayacağımız katkılar varsa onları takip ediyoruz. Biz Kayseri'deki bu manada önde gelen firmalarımızla Arge Park'ta buluştuk. Hatta biz yetinmiyoruz, Kayseri dışındaki yakın illerde gerçekten bu manada üst düzey Arge içeren firmalar varsa onlarla da görüşmelere başladık. Çünkü üniversitemizin bir Arge üssü olması bence bundan sonraki süreçlerde buna bağlı olarak gelişecektir. Ki burada yine Aspilsan, onun dışında TUSAŞ olarak da yer alındığını ve bunun çok kıymetli olduğunu da ifade etmek istiyorum. Burayla ilgili tabii ki üniversitemizin araştırma merkez ve laboratuvarların açılışları kısa sürede kendini şu noktaya getirdi, yetmeme yönünde ilerliyor. Dolayısıyla Arge Park'ta ikinci binaya doğru hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Ve Arge Park'ta yapacağımız şeffaf olarak önemli bir Arge üssü olarak ortaya koyacağımız Arge Park içinde özellikle hayırseverlerimizle görüşmelerimiz en üst düzeyde. Ben oradan da çok değerli sonuçlar alacağımızı ve çok kısa sürede bunun da hayata geçerek çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Üniversitemiz altyapısında çok ciddi gayretler içerisindeyiz. Özellikle diş hastanemizin sürecini, maliyetleri daha da azaltmak için toparlamak istiyoruz. Şu anki geldiği süreçte de eğer bir programda aksilik olmaz ise burada büyük bir oranda 31 Aralık itibariyle bitmiş ve hizmete hazır hale gelmesi için ufak tefek detayların kalacağını düşünüyoruz. Bununla beraber özellikle şehrimizde acil hizmet olarak üniversitemizin, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin, Erciyes Üniversitesi hastanelerinin olmazsa olmayacağını biz her zaman kabul ediyoruz. Evet, şehrimizde nüfusumuz var. Şehir hastanemiz güzel hizmetler veriyor. Ancak üniversitenin hizmetleri de kesinlikle yabana atılacak hizmetler değildir. Ve biz bunları da iyileştirmek için bir gayretle çalışıyoruz. Bunları yaparken de öncelikle acilimizin kısa sürede hizmete başlayacağını ifade etmek istiyorum. Yine Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen desteklerle bunları yapıyoruz. Genel bütçeden bunları karşılıyoruz. Ve burada da bizlere üst düzey destek verildiğini de ifade etmek istiyorum. Son dönemde yeni kreş binamız bitti, teslim aşamasına geldi. Burada gerçekten San ailesine tekrardan huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Müsait bir takvimde kreşimizin hizmete girecek olmasının dışında
güzel bir açılış programı da gerçekleştirmiş olacağız. Ayrıca Adalet Meslek Yüksekokulu binamızda hizmet vermeye devam etmekte. Yine San ailesi tarafından yapılan bir yapı olup burada da açılış anlamında bir program hazırlığı içerisinde olduğumuzu açıklamak istiyorum. Tarihi yapılarımızı da biz tarihine önem veren ve bu konuda hakikaten ciddi tarihi birikimine sahip olan bir milletin torunları olarak sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bunu yaparken de özellikle Talas bölgesindeki çalışmalarda gerek restorasyon, gerekse rekonstrüksiyon anlamındaki faaliyetlerimizde yönetmeliklere uygun olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Aşı geliştirme merkezimiz afile olmuş bir merkezdir. Özellikle TÜSEB'le çok ciddi diyalog içerisinde ilerliyoruz. Burada ne yapılıyorsa TÜSEB'in bilgisi dahilinde hareket ediyoruz. Çünkü afile olmuş laboratuvarların daha sonraki özellikle akreditasyon süreçlerinde problem yaşamaması için bizim açımızdan çok kıymetlidir. Burada yine Aykut Özdağ Rendeli hocamız gerçekten durmadan, aralık vermeden Kırım Kongu kanamalı ateşli hastalık için aşı geliştirme çalışmalarına devam etmektedir. Bu manada da yaptığı katkılar için ben tekrardan huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir konuk salonu oluşturduk. Umarım bir sonraki programlarda sizlerle birlikte orada da zaman geçirmek, siz basın mensuplarımızla orada da beraber olma isteğimiz, arzumuz var. Burayı da şu aşamada hizmete açmış durumdayız. İlahiyat Fakültesi nizamiye girişi olarak çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Belediyemizle yaptığımız yazışmalarda üniversite çıkışındaki o konvoyu engellemek için de orada bir cep oluşturuluyor. Sağ olsun belediyemiz de bu konularda bize çok büyük destek veriyorlar. O çalışmayla beraber hem nizamiye girişini artık yenilemek, çünkü mevcut nizamiye kötü bir nizamiye değil, ancak yola mesafesi 50 metre altında kaldığı için oradan gelecek, Talas'tan gelecek trafik anlamında önemli bir sıkışmaya sebebiyet veriyor. Biz yaklaşık 140-150 metre civarı içeride böyle bir yapıyı oluşturarak orada oluşacak konvoyu da engellemiş olacağımızı düşünüyoruz ve bunun çalışmaları da şu aşamada ihalesi yapıldı, devam etmektedir. Onun dışında Arge Parkımızda iyileştirme çalışmalarımız, iş sağlığı güvenliği ile ilgili gerekli çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle bizim altyapıda hastane, orta gerilim elektrik şebekesi ile ilgili çalışmalarımızı hiçbir zaman ihmal etmiyoruz. Çünkü onları artık yıllar içerisinde hakikaten kullanılarak malzemenin yorulduğu, muhtemel yangın riskleri söz konusu olacağı için buralarda da tamamıyla yenileme çalışmalarımız devam etmektedir. Çok önemli bir nokta, üniversitemizin atık depolama alanını sağ olsun Sayın Rektör Yardımcısı Oktay Özkan hocamızın gayretleriyle çok ciddi bir temizliğe tabi tutuyoruz şu anda. Orada güzel bir asfaltlama da yapılacak ve bundan sonraki süreçlerde atıklarımızın istiflenerek ayrı ayrı başlıklarda ayrılmak suretiyle burada depolanmaları söz konusu olacak. Ve ben burada şunu da ifade ediyorum. İlla grimmetrikte birinci olalım diye uğraşmıyoruz ama şunu söyleyeyim. İyi niyetle yapılan bu gayretler bizi de orada çok farklı boyutlara götürecektir. Ancak biz onlarda değiliz. Biz üniversitemizin görsel manada da buradaki kirliliğini, çünkü Talas bölgesinden çok rahat izlenen bir noktadır burası. Burada da güzel bir iyileştirme çalışmaları şu aşamada yapılmaktadır. Ben bunun da yönetmeliklere uygun olarak ilerlediğini açıklamak istiyorum. Üniversitemizin aidiyet duygusunu geliştirmek, kurumsal kimliğini zenginleştirmek için bir mağaza seviyesinde store olarak da ifade edebilirsiniz. Üniversitemizin tamamıyla ürünlerinin satıldığı el mağazamızı da açtık. Muhtemelen birkaç gün içerisinde resmi açılış da yapacağız. Amacımız herhangi bir kar amacı gütmeksizin burada kendi logomuza basılmış olan ürünleri öğrencilerimize, akademisyenlerimize, ziyaretçilerimize bir nevi kendimizi anlatmak için
vermek durumundayız, satmak durumundayız. Burada da ticari bir amaç olmadığı için aslında temeldeki niyetimiz tanıtımdır. Üniversitemizin bu manada kurumsal kimliğini zenginleştirmek için de böyle bir hayalimiz olan, düşüncemiz olan bu süreci de tamamlamış olduk. Yeni hastane projemizle ilgili şu anda fizibilite çalışmaları tamamlandı. Gerekli sunumlar Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanımız Sayın İbrahim Şener Bey'e sunuldu. Burada yine gerçekten Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özaseki Bakanımızın çok büyük katkıları, destekleri var. Birlikte burada 2004 yılında proje bütçesinin aktarılması için görüşmeler tamamlanmış durumda. Bir aksilik olmazsa projelere başlanılacak. Tabii ki biz bununla ilgili tıp fakültemizle birlikte çalışarak çok uygun bir şekilde çok farklı proje tipleri ortaya koymaya çalıştık. Ancak bunların detaylarını yine proje aşaması devam ederken hastanemizdeki tıp fakültesindeki hocalarımızla ilgili bölümlerle bir araya gelmek suretiyle zenginleştireceğiz. Ben bunun hastanemiz çok ciddi hizmetler veren bir hastanedir. Bugüne kadar ortalama 50 yıllık hizmet veren bir hastane. Bundan sonraki 50 yılına hizmet verecek bir proje hayata geçirmek istiyoruz. Bu konuda yerimiz de belli. Yine sağlık kampüsü içerisinde kalacağız. Ben bu projenin hayata geçecek olmasını başta tıp fakültemize, hastanemize ve Erciyes Üniversitesi'ne, daha da önemlisi şehrimize ve bölgemize çok değerli bir yatırım ve katkı olduğunu düşünüyorum. Şu anki yatırım maliyeti yaklaşık 7 milyar Türk lirası, yani 300 milyon dolar gibi bir bedeller ortaya çıkmış durumda. Bunun da devletimiz tarafından desteklenecek olması sadece bizi değil, ben şehrimizi de açıkçası gururlandıracağını, heyecanlandıracağını düşünüyorum. Özellikle ödüller noktasında üniversitemiz proje ödül neredeyse biz oradayız mantığıyla ilerliyoruz. Cumhurbaşkanımızdan bu ödülleri almak da bizleri ziyadesiyle tabii ki memnun ediyor. Yalnız bunlar üniversite olarak bizim kurum olarak ortaya koyduğumuz çalışmalardır. Bu başarıların da ben artarak devam etmesini istiyorum. TÜSEB'le de yaptığımız çalışmalarda, görüşmelerde her zaman proje sonuçları alıyoruz. Ve burada Aykut hocamızın da aşıyla ilgili almış olduğu yakın dönem ödüllerimiz oldu. Bunlar da bizim gurur kaynağımız olarak devam etmektedir. TÜBİTAK'ta, TÜBA'da da Türkiye Bilimler Akademisi'nde de aldığımız ödüller ki her yıl mutlaka ödüller alabilmekteyiz. Bunların sürekli olması, devamlılığının gelmesini de açıkçası çok önemsiyoruz. Öğrencilerimizi projelerde teşvik ediyoruz. Onlara yeni alanlar oluşturmak için, laboratuvarlar oluşturmak için bir gayret içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Özellikle çalışmış oldukları, almış oldukları proje ödüllerinde Senato huzurunda kendilerini davet ediyoruz ve Senato üyeleri tarafından alkışlatıyoruz. Bunun da ben öğrenciler için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu düşünüyorum. Ve burada da bu sayının, proje sayısının sürekli arttığını da ifade etmek istiyorum. Sadece proje değil, sportif faaliyetlerdeki ödüllendirmelerimiz de devam ediyor. Onları da her zaman takdir ediyoruz. Burada Spor Bilimleri Fakültesi'nin gerçekten ortaya koymuş olduğu bu başarılarda onların her zaman yanında olduğumuzu da göstermeye çalışıyoruz. Sadece öğrencilerimizi, sporcularımızı değil, proje almış olan akademisyenlerimizi de aynı şekilde teşekkür bağında Senato'da bir araya geliyoruz ve bununla ilgili ödüllendirmeler yapıyoruz. Ben bunların değerli olduğunu, bizim için belki rutin işlemler olabilir ama bu projeyi yapan, bu çalışmayı yapan araştırmacılar için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Üniversitemiz kalite süreçlerinde de YÖKAK tarafından kesintisiz bir şekilde tam akreditasyona devam eden bir üniversitedir. Bununla ilgili tabii süreçlerde biz gururumuzu, başarımızı paylaşırken de özellikle
diplomalarda ulusal ve uluslararası imzaya sahip olma anlamında da yaklaşık 10 lisans programının bu ödüle layık görülmesi, bu değerlendirme sürecini geçmiş olmasını da bilgilerinize sunuyorum. Uluslararası bir üniversite olmak istiyorsanız buralarda olmak zorundasınız. Sıralamalarda her zaman varız. Üniversitemiz ilk 10 içerisinde yer almakta. Özellikle Green Metric'te ikinci sırada, ki bu Türkiye'de 2, dünyada 86. Onun dışında özellikle ranking olarak, impact faktörleri olarak yapılan çalışmalarda, yani makalelerimizin ortaya koymuş olduğu sonuçlar, aldığımız atıflar sıralamasında da üniversitemiz her zaman için dünya sıralamasında ilk 200'ler içerisinde almaya devam etmektedir. Tabii bu değerlendirme süreçlerinde özellikle Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında 2024 sıralamasında, ki 2023 faaliyetleri ve son 5 yıl olarak da faaliyetler değerlendirildiği süreçler var, 9. sırada olduğumuzu, öğrenci memnuniyet anketlerinde ise üniversitemizin yine devlet üniversiteleri arasında 6. sırada olduğumuzu öğrenmemiz de açıkçası bizi çok mutlu etmektedir. Öğrenci dekanlığı kurduk göreve geldikten sonra. Öğrenci dekanlığı benim hayalimde olan, öğrencinin süreçlerini rahatlatmak için ortaya koymuş olduğum koordinatörlüğün aslında YÖK nezdindeki dekanlığı değil, üniversite içerisinde tanımlanmış olan bir kimliktir. Ve burada öğrencilerle birebir görüşerek onların işlemlerini, süreçlerini ve onların rehberlik hizmetlerini hızlandırmaya çalışıyoruz. Bu çok kıymetli. Çünkü öğrencilere siz bunu yaptığınız zaman daha üst düzey araştırmalara ve çalışmalara açıkçası yönelmiş oluyorlar. Bir diğeri ise araştırma dekanlığı. Ki şu anda hakikaten üst düzey katkılar sağlamakta, direkt rektöre bağlı olarak faaliyet gösteren bu dekanlıklar bizim çalışmalarımızda bizim çok ciddi ivme kazanmamıza katkı sağlamaktadır. Onun için ben bu süreçlerde araştırma dekanlığına ve öğrenci dekanlığına yaptıkları faaliyetlerden dolayı huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Üniversitemiz Türkiye'deki araştırma üniversiteleri arasında geldiği nokta itibariyle 14. sırada yer almaktadır. Buradaki detay 2021 verileri baz alınmıştır. Bunu da bilgi olarak sunmak istiyoruz. Burada 20 devlet üniversitesi ve 3 vakıf üniversitesi olarak toplam 23 üniversite arasında araştırma üniversitesi sıralaması yapılmaktadır. Tabii biz burada faaliyetler olarak Ar-Ge'de uluslararasılaşma attım ortaya ve bunu doldurmamız gerekiyor diye ifade ediyorum. Ve bunun için de ben ekibimle birlikte, saygıdeğer senato üyeleriyle, sayın dekanlarımızla birlikte çok gayret gösteriyoruz. Bunu yaparken önce genel bir toplantı yaptık Teknopark Kuluçka Merkezi'nde. Zaman zaman proje bilgilendirmeleri yapıyoruz ve bunları yaparken de tamamıyla amacımız projelerimizin ulusal boyutta zayıflamaması, ancak uluslararası boyutta olmak istiyoruz. Bununla ilgili hazırladığımız 13'e yakın projemiz var. Bu proje süreçlerini biz özellikle bu manada çalışan Koç Üniversitesi ile, Sabancı Üniversitesi ile, İstanbul Teknik ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile görüşmeler halindeyiz. Ve bu manada özellikle Avrupa Birliği Komisyonu'nda da bunların değerlendirilmesi için ziyaretler yapacağız. Ve bu yapacağımız ziyaretlerle, çünkü bu projelerin ülkeye özellikle sonuçlar itibariyle çok büyük katkıları olmaktadır. Onun için burada bir veya iki projeyle bir başlangıç yapmamızın bile ben çok büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Burada verdiğimiz emeklerinde bu sene olur, önümüzdeki sene olur, umarım bir sonuç olarak geri dönüşünün olacağını açıkçası bekliyorum. Biz süreçlerde tabii araştırma dekanlığı bütün fakültelerde ziyaretler yaptılar.
birinci turu tamamladık. Ve bu ziyaretlerde öğretim üyelerinin fakültenin kapasitesini, araştırma kalitesini ortaya koyarak çeşitli görüş alışverişi içerisinde oldular. Bundan sonraki süreçlerde bireysel olarak akademisyenlerimizle görüşmeler yapılacak. Ve bundan sonra biz bireysel performans üzerinden gideceğiz. Ve bir hocamızın özlük hakkı olarak özellikle kadrolama noktalarını konuşacağımız zaman kişisel performans raporu üzerinden bunları değerlendireceğiz. Ve ben bunun çok değerli, kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki süreçlerde buradaki akademisyenlerimizin de aslında süreçler için yapacağı çalışmaların, ortaya koyacağı performansın nasıl sonuçlar olacağını da kendileri değerlendirmiş olacaktır. Öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Kendilerini sadece karşılama olarak değil ki bu karşılama çok doğal gelişen bir süreçtir. Öğrencilerimizi Otogar'da yine karşılamaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizin eğitim faaliyetleri için belki ilk defa üniversite tarihinde 4 milyon TL gibi bir ek bütçeleme ile çok güzel bilgisayar laboratuvarları oluşturduk. Ve bu laboratuvarlarda, bu kütüphane ortamında daha kaliteli olarak kendilerine önem verdiğimizi göstermek istiyoruz. Ve bunun sonucunda da ben kendilerinin bize çok etkin dönüşler sağlayacağını düşünüyoruz. Özellikle öğrencilerimize kültür turları düzenledik ki bu senede devam edecek. Şehrini tanımasını istiyoruz. Burada yine sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımızın da süreçlerde hep bize destek olduğunu da ifade etmek istiyorum. Ben rektör olarak öğrencilerle bir araya geliyorum. Sadece öğrencilerle değil, akademisyenlerle de bir araya geliyoruz. Ayrıca idari personelle bir araya geliyoruz. Ve havuz başında yaptığımız bu yemekli toplantılarda onlarla dertleşiyoruz, konuşuyoruz ve zaman içerisinde de kendilerinin benimle görüşme talebi olduğunda mutlaka rektörlükte de bir araya geldiğimi ifade etmek istiyorum. Geçen sene çok güzel sonuç aldık. Özellikle kulüp faaliyetleri olarak öğrencilerimizi şenlik alanında bir araya getirdik. Yaklaşık 141 kulübümüz ve 15 bin öğrenci katılım sağladı bu programı. Ve ben bu sene bu rakamın 30 bine çıkacağını düşünüyorum. Öğrencilerimiz orada 2 günlük süre içerisinde ki bizim kendilerine çeşitli yemek ikramlarımız da oldu. Gerçekten güzel vakit geçirdiler. Arkadaş çevresini tanımaya çalışıyorlar. Yeni arkadaşlıklar oluşturuyorlar. Kulüp faaliyetlerinin ne anlama geldiğini öğrenmiş oluyorlar. Ve ben bundan sonraki süreçlerde bu faaliyetlerimizin daha etkin sonuçlar ortaya koyacağını ifade etmek istiyorum. Akademik yıl açılışında yine İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörümüz Sayın İsmail Koyuncu hocamızın sağ olsun bir açılış toplantısında konuşmaları oldu. Üst düzey bir katılım. Biz bunu tabii ki her sene yapacağız, yapmak istiyoruz. Bunu yaparken de alanında etkin duayen isimleri şehrimize davet etmek ve onlarla beraber olmak istiyoruz. Özellikle eğitim öğretim faaliyetlerinde yaklaşık 15, şu anda 3-4 üniversite daha bizim faaliyetlerimizden etkilendiği için sisteme dahil olmak istiyorlar. Rakam 20 üniversiteye doğru gidiyor. Anadolu Üniversiteler Birliği. Anadolu Üniversiteler Birliği'nde de birlik başkanı olarak Erciyes Üniversitemizi bizleri başkan olarak görmeleri bizi ayrıyeten mutlu etmiştir. Bu benim şahsımla ilgili değil, kurumumun gücünden gelen bir sonuçtur. Burada da yaklaşık 2,5 yıl süreyle Anadolu Üniversiteler Birliği'ne başkanlık ediyoruz. Özellikle üniversite tanıtım günlerinde ilgili illerde programlar yapıyoruz ve bunları yaparken de her zaman Erciyes Üniversitesi'nin sahip olduğu birikim, bilgi anlamında bunları da ben o üniversitelerimize paylaşarak biz aynı zamanda bölgesine de katkı sağlayan bir üniversite olma yolunda ilerliyoruz. TÜBİTAK proje düzenleme programları çalıştaylarında, uluslararası özellikle eğitim öğretim faaliyetlerinde hiçbir zaman geri kalmıyoruz. Ve özellikle Kayseri Gazeteciler Cemiyetimizle birlikte ortak programlar yapmak için bir araya geliyoruz.
Ve bu programları yaparken de sürekli paydaş olarak bir istişareli olmaya çalışıyoruz. Ve zaman zaman toplantılarımızda da bir araya geldiğimizi ifade etmek istiyorum. Özellikle iletişim fakültemizin Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte ev uygulama atölyesi açılışı yaptık. Ben oranın bundan sonraki süreçlerde daha aktif faaliyetler sergileyeceğini düşünüyorum. Çünkü maalesef 6 Şubat tarihli yaşadığımız depremden sonra öğrencilerimizin online olması nedeniyle kampüsten uzak kalmış oldular. Ama yeni 2 Ekim'deki eğitim öğretim süreciyle birlikte artık öğrencilerimizin kampüste olacağını düşünürsek bu tip faaliyetlerinde ben artarak devam edeceğini düşünüyorum. Teknofest'te her zaman öğrencilerimizi teşvik etmek için yanlarında oluyoruz. Bu sene ilk defa Ankara'da üniversite olarak standımızı kurduk. İzmir'de yapacağımız ay sonundaki Teknofest'te de standımızı kurmak suretiyle öğrencilerimizi oraya davet edip beraber olduğumuz gibi özellikle konuklarımızın da merak edip Erciyes Üniversitesi ile ilgili sorular sorması beni çok mutlu ediyor. Özellikle ben aşıyla ilgili sorular bekliyorum ki kesinlikle aşıyla ilgili sorular da olmakla birlikte yapay zeka noktasında sorular yönetmeleri de beni ayrıca mutlu ediyor. Çünkü Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin geliştirmiş olduğu arı kolonisine bağlı yapay zeka çalışmaları, gerek Genkök Araştırma Merkezi'nde bunun sonuçlarının, çalışmalarının devam ettiğini de ifade edersek, veliler tarafından bunların bize sorulması bizi ayrı mutlu ediyor. Onu da bu vesileyle açıklamış olayım. Biz Anadolu Üniversiteler Birliği olarak üniversite tanıtım günlerini her ilde yapıyoruz. Erciyes Üniversitesi'nde yaptığımız bir toplantımızdan bunlar görüntüler. Bunun dışında mutlaka biz rektörler olarak bir araya geliyoruz. Sadece Anadolu Üniversiteler Birliği rektörleri değil, araştırma üniversiteleri rektörleri olarak da bir araya geliyoruz. Yaptıkları çalışmaları, faaliyetleri açıkçası takip ediyorum. Bazen de yaptığımız güzel örnekleri onlar bizden almak istiyorlar. O da bizi güçlü kılıyor. Bu sene ailemize 8014 öğrenci katıldı. 8014 öğrenci muhtemel yatay geçiş ve burada kayıt anlamında yabancı uyruklu öğrenciler yok. Onlarla beraber bu rakama 12.000'lere çıkacağını düşünüyorum. Buradan da üniversitemizin bu sene 2023-2024 eğitim öğretim yılında yaklaşık 55.000, 56.000 bandında olacağını da huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Bu da şehrimizdeki toplam öğrenci sayısının diğer 3 üniversitemizle birlikte 80-85.000 bandını çok rahat yakalayacağını ortaya koymaktadır. Bir bilgi olarak da aktarmak istedim. Sağolsun tıp fakültemizin güzel örnek çalışması oldu. Bir poliklinikte kütüphane oluşturma. Güzel örnekler varsa ben hemen ziyarete gidiyorum. Burada Sayın Dekanımız Alper Hocamızla birlikte kendi ortaya koymuş olduğu bu kütüphanede hem ziyaret hem de bazı kitaplar var dedim verebiliriz. Sağ olsun hocamız kitap konusunda çok etkin ve hakikaten okumayı seven entelektüel yönü olması hasebiyle de benden 4 koli kitap aldı bu ziyaretten sonra. Onu da bilgilerinize aktarayım burada. Bunlar çok kıymetli. Oradaki hastaların ve hasta yakınlarımızın beklerken kitap okumalarında vakti doğru ve dolu dolu geçirmeleri anlamında kıymetli olduğunu düşünüyorum. Üniversitemizde yapılan buna benzer dekanlık seviyesindeki faaliyetlerde de sayın dekanlarımızın ben her zaman yanında olmaya gayret ediyorum. Tabii burada özellikle gazeteciler cemiyetimizle Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nde bir araya gelmiştik. Yine buradaydı. Kürsü yoktu. Onun için bu sefer kürsü yapalım biraz. Konuklarımızla daha çok göz teması olsun dedik. O toplantıda da bizleri mutlu ettiniz, konuk oldunuz, teşrif ettiniz. Gerçekten sizlerle beraber olmak bizi bu manada her zaman güçlü kılmaktadır. Ben merkezlerimi sürekli ziyaret ediyorum. Yaptıkları laboratuvar çalışmaları hakkında bilgiler alıyoruz. Üst düzey bakanlık seviyesinde Sağlık Bakanımızı ziyaret ediyoruz. TUSAŞ'ta Temel Kotin hocamızla üniversite olarak bir TUSAŞ Erciyes Üniversitesi
özellikle havacılık enstitüsü kuracağız. Ben bunun da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ve bundan sonraki süreçlerde bu tip çalışmaların ve bu tip adımların çok güzel sonuçları şehrimiz için olacaktır. Biz TUSAŞ olarak ziyaretler yapıyoruz. Hatta onlar da bize iadeyi ziyarette bulundular. Özellikle laboratuvar olarak bizim Ar-Ge Park'ta yer almaları nedeniyle de orayı hayata daha çok canlı kılmak, daha çok katmak için bir gayret içerisinde ilerliyoruz. Özellikle ben TÜBİTAK Başkanımızı ziyaret ediyorum, YÖKAK Başkanımızı ziyaret ediyorum ve bu ziyaretlerde kendilerini de mutlaka Kayseri'ye davet ediyorum. Çünkü üniversitenin ulusal ve uluslararası boyuttaki ilişkilerde bu tip ziyaretlerin olmasını çok kıymetli buluyorum. Daha fazla sizi yormamak için yaptığımız ziyaretler bakanlık seviyesinde, TÜSEB seviyesinde, rektörler ziyareti dışında son bir depremle ilgili kısa yaptığımız faaliyetler, öncelikle hastanemizde bir kriz masası oluşturmak suretiyle, sonra da rektörlüğümüzde daha kapsamlı bir kriz masası oluşturmak suretiyle süreci yönetmeye çalıştık. Burada başta şehrimizde Sayın Valimiz gittikten sonra vali vekili olarak Abdullah Kalkan Valimizle ve AFAD'la koordineli bir şekilde ne yapıyorsak bunları bilgisini vermeye çalıştık. Hızlı bir şekilde deprem bölgesine yardım amaçlı gönüllü öğrencilerimizden gitmek isteyenler oldu. Sonrasında mutlaka depremzede yakınlarımıza burada katkılar sunmak için, onlara ikramlar sunmak için hem konaklama hem yemek anlamında destekler verdik. Bu faaliyetlerimizle ilgili koordinasyon kurulunun toplantılarına göre çok güzel bir yardım toplama alanı oluşturduk. Orada öğrencilerimiz çok büyük gayretle, gerçekten bence çok takdir edilecek bir seviyede çalışma içerisinde oldular. Hastanemizden özellikle sağlık ekibi bölgeye destek vermek amacıyla Kahramanmaraş'a Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ameliyathane kısmının ayağa kalkmasında, hizmet vermesinde çok etkin çalışmalar ortaya koydular. Sonrasında Sayın YÖK Başkanımız Profesör Doktor Erol Özvar üniversitemizi ziyaret etti ve bu yaptığımız çalışmaları yerinde görmek istedi. Gerek hastane yönüyle gerekse yardım toplama alanlarını ziyaret ederek çalışmalarımız hakkında kendilerine bilgiler verdik. Tabii biz bunları yaparken senatomuzdan aldığımız karar doğrultusunda ilerledik. Yani bunu bir rektörün inisiyatifi değildir bu. Mutlaka bunu karara bağlı olarak hareket etmek zorunda kaldık. Süreçlerde de özellikle ben bölgeye de ziyaretlerim oldu. Tabii burada AFAD tarafından ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Başkanlığımız, Bakanlığımızın Genel Müdürü Banu Hanım'ın talepleri üzerine şehrimizdeki ağır hasarlı binalar için, çünkü ben rektör olarak ilimde kalmam gerektiğinden dolayı AFAD Bilim Kurulu üyesi olmama rağmen bu tip çalışmalarda olmam istenildi. Çünkü hakikaten o süreçte çevre şehircilik olsun, AFAD'ın çok yoğun çalışma süreçleri vardı. Kayseri'mizdeki birkaç yapının açıkçası raporlamasını ve yıkım anlamında da biz katkı sağlamaya çalıştık. Bölgede Maraş bizde eşleştirildi ve buradaki rektörlerimizi ziyaret ederek onlara nasıl katkılar sağlayacağımızı konuştuk. Bölgede inceleme yapan yine Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri sağ olsun hiç ikilemeden her zaman destek verdiler. Gerek hasar inceleme, gerekse deprem performans çalışma süreçlerinde üniversitemizi çok güzel temsil ettiler. Bölgede Sayın Valimiz hakikaten tek başına canla başla çok ciddi, başta Maraş'ta, sonra Elbistan'da, sonra da Adıyaman'da çalışmaları oldu. Özellikle bu Elbistan'daki yaptığım bir ziyaret. Öğrencilerimiz burada hiç durmadılar. Hakikaten KYK yurtlarında öğrencilerimize yönelik çocuk oyun grupları oluşturmak suretiyle de önemli katkılar sağladılar. Faaliyetleri de biz tabii ki sunum olarak aldık, bunları raporladık ve bu raporlamaları da
bizler açıkçası bir deneyim olarak ortaya koymuş olduk. Esnemeye başladığınız için biraz hızlandım burada. Çünkü algıda yavaş yavaş o maksimum seviyeyi ben biraz fazla kullandım. Algıda açık olan seviyeyi. Gerçekten bizleri yalnız bırakmadınız, sabırla dinlediniz. Ben başta Kayseri'mizin paydaşlarına, protokolüne, bize üniversiteye her zaman olumlu yaklaştıkları, katkı sağladıkları için ayrıyete teşekkür etmek istiyorum. Üniversite içerisinde idari personelimiz sağ olsunlar ciddi fedakarlık yapıyorlar. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Sonrasında akademik personelimizle biz sürekli bir araya geliyoruz, vakit geçiriyoruz, onlarla beraber oluyoruz. Gayret çalışmaları ve kurumsal aidiyetlerinden dolayı ben huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Başta bölüm başkanlarına, ana bilim dalı başkanlarına, fakültemizin dekanlarına, senatomuzun yönetim kurulu üyelerine gerçekten her zaman birlikte ortak projelerde neler yapabileceğimiz gayretiyle çalıştığımız ve destek verdikleri için kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Özellikle rektörlük boyutunda saygıdeğer yardımcılarımızın ve genel sekreter yardımcılarımızın her zaman fedakar bir şekilde zaman kavramı, mesai kavramı olmaksızın bir bütün olarak çalışmalarına katkı sağladıkları, özellikle rektör danışmanlarımın da süreçlerde bize her zaman yön vermeleri ve bilgi istişarelerinde bulunmamızda sağladıkları katkılardan dolayı gerçekten huzurlarınızda teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de siz saygıdeğer basın mensuplarıyla her zaman beraber olmak, bir programımıza mutlaka katılım sağlayıp oradan bilgi almak, şehrimizi, ilimizi, ülkemizi bilgilendirmek için emek verdiğiniz için sizlere de saygılar sunuyorum. Katılımlarınız için tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Sayın Rektör, bize değerli bilgileri bizlerle paylaşmasından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli katılımcılar, programımız burada sona ermiştir. Teşriflerinizden dolayı sonsuz teşekkür ederim.